Biz Rabbimize mi ibadet ederiz, ondan yardım dileriz, yoksa Rabbimizle Allah'a mı ibadet ederiz, Allah'tan yardım dileriz, bunu nasıl anlamalıyız? Eyvallah. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütühat'ta yer yer bunu zikreder. İnsanların, ibadet edenlerin, müminlerin çoğu Allah'ın isimlerine ibadet ederler. Çok azı Allah'ın zatına zati ibadet ederler. Bakın, insanların, müminlerin, ibadet edenlerin çoğu Allah'ın isimlerine ibadet eder. Yani Allah, Allah da ismi de bir isimdir. Burayı iyi anlayalım. Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna 99 ismi vardır. Bu isimlerinden biri de Allah ismidir. Allah ismi camidir. Bütün isimleri içine alır. Bütün isimlerin özelliğini kendinde barındırır. Aynı zamanda Allah ismi zata da işaret etmek amacıyla kullanılır. Ama diğer isimleri Rahman, Rahim, Halik isimleri, Şafi isimleri, Alim isimleri. Bunlar bir o isim taşıdığı anlamı, ihtiva ettiği manayı, o sıfatı ifade etmek için konulmuş bir isimdir. Allah-u Teala kendini bilmemiz adına bize isimlerini bildirmiş. Bak, benim böyle böyle isimlerim de var. İşte Şafi ismim var. O Şafi ismim demek şifa veren demektir demiş. Alim ismim var. Yani ilim sahibi, ben ilim sahibiyim demiş. Mürid ismim var, irade edenim demiş. Gibi Allah-u Teala bu isimlerini bize kendisini bilmemiz, tanımamız için koymuş, isimlendirmiş. Şimdi bu isimlerin ötesinde bir zat var. Bu isimler o zata işaret etmek için söyleniyor. Eğer ki isimlerin ötesinde bir zat olduğunu ve tevhidi hakkıyla kavrayamazsa insan, aslında ibadet ettiğinde işte Rab ismine, Rabbine ibadet etmiş olur. İsme ibadet etmiş olur. Hastaysa, şifa talep ediyorsa, ya Şafi, bana şifa ihsan eyle dediğinde Şafi ismine ibadet etmiş olur. Ya Rahman, ya Rahim deyip bir esirgemesini, bağışlamasını, rahmet etmesini murad ediyorsa, istiyorsa o isimlere ibadet etmiş olur. Ama bütün bu isimlerin ardında, bütün bu isimlerin işaret ettiği bir Allah olduğunu zatı itibariyle idrakine vardıysa, o zaman ibadet ettiğinde zata ibadet eder. Ama bunların sayısı azdır diyor İbn Arabi Hazretleri. Hakiki manada zati ibadet edenlerin sayısı azdır. İnsanların çoğu hep isimlere takılır kalır diyor. Yani Allah'a ibadet ettiğini zanneder ama isme ibadet etmektedir. İsmin ötesindeki o ismin sahibine yönelememektedir maalesef insanların çoğu. Yönelemez ki zaten. Nasıl yönelemez? Zata yönelir. Zata zat olması itibariyle yönelir. Zatının mahiyeti itibariyle bilemez, ayrı. Ama şunu diyebilir, bütün bu isimlerin isimlendirilen, bu isimlerle isimlendirilen bir zat var. Mutlak bir zat var. İşte Allah odur. O da, Allah da onun ismidir. Ama Allah ismiyle işaret edilen işte o mutlak zattır. Ben ona yöneliyorum, ona ibadet ediyorum, ona taat ediyorum. Bilinci ve şuurunu taşırsa ibadeti zata yönelmiş olur. Tabii bu ibadeti esnasında zaman zaman bu zat bilincini bir noktada idrak etse bile zaman zaman o bilinçten düşer. Gene isme düşer yani. İsimden talep eder. İsimden ister. İsimle perdelenir. Her an bilincinde ve şuurunda zata yönelişi çok az sayıda insanın yapabildiğini söylüyor İbn Arabi Hazretleri. Evet. Rab deyince de Rabbimize ibadet ettiğimiz zaman Rab nedir? Terbiye eden, ıslah eden, terkip eden. O zaman Allah Rab ismi ile beni nasıl terkip ettiyse, o Rab ismi cihetiyle beni terkip ettiği form neyse, ben Rabbime ibadet ettiğimde o Allah isminin Rab ismiyle terkip etmiş haliyle Rabbime ibadet etmiş oluyorum. Aslında perde, gene perde oluyor.
Rabbül Alemin olan Allah'a yönelirse kişi, o bilinci ve şuuru da taşırsa, o zaman zata doğru bir yöneliş gerçekleşmiş olur ibadetinde. Hatta bir yerde İbn Arabi Hazretleri, yine fütühatta zannediyorum, mendup, haram, helal mevzularında, yani ibadetinde haram diye, helal diye, mendup diye, ondan sonra mekruh diye ibadet etme. Zat olmam yönüyle zatıma ibadet et diyor Allah-u Teala. İşte bu manada zat olması yönüyle o bilinçte, o şuurda zatına ibadet etmeye yönlenilmesi gerektiğini ifade ediyor. Zannediyorum 7. ciltte geçiyordu bu mevzu. Çetin bir mesele denilen bir yer vardı. Alan onun sonunda geçiyordu bu. Orada işte zati, sen diyor zati ibadet edenlerden ol bana diyor Allah-u Teala. Zati ibadet edenlerden ol. Yani burada bir işte cennet kazanmak davasıyla değil, cehennemden korkup aman yanmamak davasıyla değil, falanca iş mekruhmuş soku yapmayayım davasıyla değil, falanca iş harammış aman harama sokulmayayım davasıyla değil, falanca iş farzmış, vacipmiş, sevap kazanılacakmış, bu davayla değil, yani buralardan bunlara kitlenerek değil bu bakış açısı, yani Allah'tan işte cennetini talep etmek veya cehenneminden korkmak davasında değil, ben olduğum için bana ibadet et diyorum aslında. Ben olduğum için, yani zati ibadet. Bana ben olduğum için ibadet et. Yoksa ondan korktun, bundan çekindin, oradan mükafat alacağım diye, oradan güzellikler elde edeceğim diye değil, oralara takılma diyor. İşte Yunus Emre'nin bir sözü var ya, cennet cennet dedikleri birkaç köşk ve birkaç huri, isteyene versen onu, bana seni gerek seni dediği hakikat burası işte. Yani benim davam cennet cehennem davası değil diyor. Ben seni istiyorum. Sana yöneldim. Seni bilmek, seni tanımak istiyorum. Evet. Budur.